fx eşittir karekök içinde 4x eksi 3 şeklinde bir fonksiyon verilmiş ve c bir küçük ya da eşit x o da küçük ya da eşit 3 aralığında f için ortalama değer teoremini sağlayan sayıymış. c'yi bulunuz diyor. Öncelikle C'nin F için ortalama değer teoremini sağlayan sayı olmasının ne anlama geldiğini hatırlayalım. Bu aralıkta C ya da X eşittir C noktasındaki teğetin eğimi şu şekilde yazayım. F üssü C x eşittir c noktasındaki teğetin eğimidir öyle değil mi? Evet bu teğetin eğimi bu iki noktayı birleştiren kesen doğrusunun eğimine eşit olacak. 3 ve 1 bir noktalarını birleştiren doğrunun eğimini f3 eksi f1 bölü 3 eksi 1 olarak yazabiliriz. Bunu görselleştirmek isterseniz de Hemen yapalım. Bu x ekseni olsun. 1, 2, aralıkları biraz daha geniş yapalım. 2 ve 3. Bu nokta 1 virgül f1 noktası. F1 bir bakalım evet 1'e eşit. O yüzden buraya 1 virgül 1 yazalım. 3 virgül f3 içinde 4 kere 3 12 eder. 3 çıkarsa 9 kalır. 9'un karekökü de 3 olduğu için bu noktanın koordinatları da 3 virgül 3 olacak. Hemen bunu da yazalım. 3,3 noktası. Evet, bu iki noktadan geçen eğri buna benzeyen bir şey olabilir. Şimdi, bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimini düşündüğümüzde, bu doğrudan bahsediyorum. Farklı bir renkle çizeyim. Evet, ortalama değer teoremine göre 1 ve 3 arasında eğimi bu doğrunun eğimine eşit olan bir nokta olacak. Göz kararı şöyle bir bakarsam, noktanın buralarda bir yerde olduğunu söyleyebilirim, öyle değil mi? Evet, bu doğrunun eğimi iki noktayı ve fonksiyon değerlerini birleştiren doğrunun eğimine eşit olacak. Burası da C noktası. Şimdi yapmamız gereken bu eşitliği çözmek. İsterseniz önce f üssü x'in ne olduğunu bulalım. x yerine c'yi yerleştirelim ve daha sonra da eşitliğin sağ tarafının neye eşit olduğunu bulalım. fx'i şuraya bir yazalım. fx eşittir 4x eksi 3 üzeri 1 bölü 2 x'i bu şekilde yazdığımızda kuvvet ve zincir kuralını uygulayacağımızın daha açık bir şekilde görüleceğini düşünüyorum. f üssü x evet 4x eksi 3 üzeri 1 bölü 2'nin 4x eksi 3'e göre türevi yani 1 bölü 2 çarpı 4 x eksi 3 üzeri eksi 1 bölü 2'dir değil mi? Bunu bir de 4x eksi 3'ün x'e göre türevi ile çarpacağız. 4x eksi 3'ün x'e göre türevi de 4'e eşittir. Eksi 3'ün x'e göre türevi de 0 olduğu için 4x eksi 3'ün x'e göre türevi 4'tür. O halde buraya çarpı 4 yazıyorum. Böylece f üssü x eşittir 4 çarpı 1 bölü 2 2 eder. 2 bölü kare kök içinde 4x eksi 3 olur. 4x eksi 3 üzeri 1 bölü 2 kare kök içinde 4x eksi 3'e eşittir ama burada eksi 1 bölü 2 olduğu için kare kök içinde 4x eksi 3'ü paydaya yazdık. Şimdi buraya gelelim. F üssü c 2 bölü kare kök içinde 4c eksi 3 olacak öyle değil mi? Eşitliğin sağ tarafına bakarsak f3'ün 3'e eşit olduğunu az önce bulmuştuk. f1 ise 1'di. 3 eksi 1 bölü 3 eksi 1 de 2 bölü 2'den 1 eder. Evet, 1 ve 3 arasında türevi, yani teğetinin eğimi 1'e eşit olan bir nokta var. Bu eşitliğin iki tarafını karekök içinde 4c eksi 3 ile çarpalım. Sol tarafta 2 kalır, eşittir karekök içinde 4c eksi 3. Eğer anlamadıysanız paydadaki kareköklü ifadeden kurtulmak için eşitliğin iki tarafını da karekök içinde 4c eksi 3 ile çarptım. Hepsi bu. Şimdi de karekökten kurtulmak için iki tarafın karesini alacağım. Şu şekilde. Evet, evet. Böylece 4 eşittir 4c eksi 3 sonucuna ulaştık. İki tarafa da 3 ekleyelim. 7 eşittir 4C ve son olarak iki tarafı 1 de 4'e bölersek C'nin 7 bölü 4'e eşit olduğunu buluruz. 7 bölü 4, 1 tam 3 bölü 4 ile ya da 1,75 ile değil mi? Aynı şey. Bu grafiği elimle çizdiğimden çok da doğru çizememişim. Yani C'nin benim çizdiğime göre 2'ye daha yakın bir değer olduğunu gördük ama yine de gerçeğe yakın bir çizim yapmışım. Çok da kötü değilim yani. Öyle değil mi? Umarım bu video ile size yardımcı olabilmiş ve ortalama değer teoreminin C noktasında f1 ile f3'ü birleştiren doğrunun eğiminin teğetin eğimine eşit olduğunu söylediğini anlatabilmişimdir.